All right. So, how should I address Mr. Oktar? As Mr. Oktar, or does he want to use his pen name? It doesn't matter. Oktar is, I think, easier for me to pronounce, but I want to make him happy. So, whatever he prefers, I'll do. Ona kolay gelen bana bilmesin de güzel. Ama Harun ve Yahya isimleri de çok çok güzel tabii. İki peygambere ait isimler. Okay, fine. You've met with rabbis in a discussion to possibly work together to build a worship center on the Temple Mount. Tell us about that. Ben Hazreti Süleyman'ı çok seviyorum. Onun zevkini, güzellik anlayışını, estetik anlayışını çok seviyorum. O güzel günleri yeniden yad etmek, Kur'an'da bahsedilen bu güzel binanın, güzel mescidin yeniden yapılması tabii ki çok heyecan verici bir Müslüman olarak beni de diğer inananları da çok heyecanlandırır bu. Hristiyanları da, Musevileri de çok heyecanlandırır. Bu güzelliği Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar birlikte el ele yeniden inşa ederek bu güzel mescidi içinde ibadet edebilirler. Sevinç vesilesidir. Ama bunu tabii hep birlikte bir arada yapmamız çok daha güzel olur. Aynı şekliyle süsleyip güzel hale getirelim. Kudüs'ü de o devrin en güzel haliyle, o devrin en şaşalı haliyle görmek isterim. Öyle olduğunda tabii içimiz açılır. Bu bizim için bir sevinçtir. Hazreti Süleyman'ın o güzel günlerini yaşamak her inanana sevinç verir. I've always said to my listeners that we are all the children of Adam and after that Noah, and we're all brothers and sisters and we should live together peacefully. But there are other people in the world who do not believe like that, and what we have seen in the Muslim world today is an intolerance to other religions, and the people on the Temple Mount today, the Waqf, does not share the same views that Mr. Yahya believes in. How can he convince the people on the Temple Mount to share his view and open up and allow Jewish prayer? Bir mescitte bir Musevi'nin dua etmesi çok çok güzel. Orası Allah'ın evi. Tabii ki Musevi de dua eder, Hristiyan da dua eder. Yahut yeni dine girmiş bir insan da gider orada dua eder. Dua etmenin yasaklanması çok çirkin bir şey, çok acımasız bir şey. Tabii ki bütün inananlar orada dua edebileceklerdir. Nitekim burada da Süleymaniye Camisi'nde gelen yabancı turistler, dua edenler de oluyor. Kimisi kendi inancına göre ibadet ediyor. Bu son derece güzel bir şey. How would he enforce that? Because right now you have the Waqf who does not allow any type of praying from other religions on the Temple Mount. So how would he enforce that? İşte biz buna deccaliyet diyoruz. Yani ahir zamanda antikrist denen, deccaliyet denen, bilmiyorum Musevi kardeşlerimiz ne diyorlar. Fakat yani Allah karşıtı bir sistem dünyanın her yerinde yaygın. Bu İsrail'de de var. Bu inanılır gibi bir şey değil. Yani orada Musevi kardeşlerimiz rahat rahat ibadet etmesi gerekir. Hristiyan kardeşlerimiz rahatça ibadet etmesi gerekir. Müslümanların rahatça ibadet etmesi gerekir. İbadet özgürlüğü son derece önemlidir. Biz kardeşiz, birbirimize sarılalım, sohbet edelim, Allah için kurban keselim, birlikte yiyelim, birlikte orada Allah'tan, dinden bahsedelim. Orası Allah'ın kutsal olarak bize bildirdiği bir mekan. Orası bütün inananların sevinçle yaşayacağı bir yer, bir bayram yeri orası. Bizleri oradan uzaklaştırmak, ibadetlerimize engel olunması çok çok çirkin ve çok acımasız bir şey. Ama biz bir araya gelirsek, Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar birbirimizi seversek, herkes kendi dininin de titiz olursa, gayretli olursa inşallah çok iyi neticeler alabiliriz. Okay, tell me how he envisions this center to look like. Would this be one big building where all three religions would pray together? Perhaps it would be called the Third Temple, or he calls it Solomon's
part with this be three separate buildings, leaving the mosque that is on the Temple Mount, building a big church for the Christians and building a giant synagogue for the Jews. Is that what he envisions? Mm-hmm. Which way does he see this? Bir kere binanın aynısıyla kurulması ve aynı güzel süslemelerle süslenmesini istiyorum. Bütün muhteşemliğiyle, bütün güzelliğiyle oluşmasını istiyorum. Fakat bir hayli büyük olmasında çok büyük fayda var. Yani mümkün olduğu kadar büyük olmasında fayda var. Etrafının çok güzel bahçelerle süslenmesi, meyve ağaçlarıyla süslenmesinde çok büyük fayda var. Oradaki arazi çok müsait. Yani Kubbetü's Sahra'nın biraz ilerisinde, Mescid-i Aksa'nın biraz ilerisinde olabilir. Orada çok geniş, büyük alanlar var. Oralar çok iyi değerlendirilebilir. Bütün ihtişamıyla, güzelliğiyle o mübarek peygamberimiz Hazreti Süleyman'ın mescidini oraya inşallah inşa edip kuralım. Burada tabii her insan, Hristiyanlar ayrı bir yerde, Müslümanlar kendi mescitlerinde, Museviler kendi sinagoglarında ibadet edebilirler. Yani bu Hazreti Süleyman'ın mescidi içerisinde bir bölümlerde yapılabilir. Bu mümkün. Bu şekilde de olabilir. Fakat burada tabii önemli olan şu, tabii her insan kendi dininin asıl din olduğunu, asıl geçerli din olduğuna inanır. Bu son derece normal. Ben bir Müslüman olarak tabii ki dinimin asıl geçerli din olduğuna inanıyorum. Bir Musevi de kendi dininin asıl geçerli din olduğuna inanır. Bir Hristiyan da kendi dininin asıl geçerli din olduğuna inanır. Bu son derece normal. Herkesin birbirine saygı duyması gerekir. Herkesin sevinç ve huşu içinde ibadetlerini yapması gerekir. Ama o beldenin süslenmesi, güzelleşmesi, Hazreti Süleyman devrindeki gibi muazzam bir ihtişama kavuşması herkesin özlemidir. Her Hristiyan, her Müslüman, her Musevi bunu ister. Bu güzelliği inşallah hep birlikte yapalım. Who do you believe would be involved in this project financially? Buna inananlar, inanan Müslümanlar, inanan Hristiyanlar, inanan Museviler aşkla ve sevinçle katkıda bulunurlar. Hepimiz katkıda bulunuruz. Hatta ben bizzat süslemesinde, dizayn edilmesinde, dekore edilmesinde görev almayı çok isterim. Bizzat başında bulunup bu dekore edilme, süsleme ve güzelleştirme çalışmalarında bizzat görev almak çok isterim. Bu çok kolayca yapılabilecek bir şey. Yeter ki buna müsaade edilsin, bunun yolu açılsın. Böyle bir imkan tanındığında Müslümanlar büyük bir heyecanla, Hristiyanlar ve Museviler büyük bir heyecanla bu görev yerine getirirler. Hepsi bunu ister. Bunu istemeyecek bir insan ben düşünemiyorum. If the United Nations wanted to help fund and make it perhaps a historical site under the United Nations, would he accept money? Would he want to work with them as well? Tabii ki neden olmasın? Yani iyi niyetli olan, sevecen yaklaşan, dürüst yaklaşan herkesin yardımı, herkesin desteği çok güzel olur. Ama böyle agresif olmak, bu konuda katı olmak, sert tavır göstermek çok çirkin. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz kısa olan bu hayatı yaşayıp ahirete Allah'ın yanına gideceğiz. Allah'ın seveceği tavırları göstermemiz lazım. Birbirimize sevgiyle yaklaşmamız lazım. Kimin doğru yolda olduğu, kimin doğru hareket ettiği ahirette belli olacak. Onun için birbirimize sevecenlikle, muhabbetle yaklaşmamız çok önemli. Ama her din mensubunun kendini üstün görmesi son derece normal. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani bunu kavga unsuru yapmak, bunu çatışma unsuru yapmak çok çirkin. Herkes kendi inancında samimi olarak ibadet etmeli. Ben bir Müslüman olarak tabii ki İslam'ın tek geçerli din olduğunu düşünürüm. Bir Musevi de tek geçerli din kendi dininin olduğunu düşünebilir. Bir Hristiyan da tek geçerli din kendi dininin olduğunu düşünebilir. Herkesin bu konuda birbirine saygılı olması çok önemli. Ama burada mühim olan hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı ahirete inanıyoruz. Cennete, cehenneme inanıyoruz. Meleklere inanıyoruz. Peygamberlere inanıyoruz. Bu ortak yönlerimizi çok iyi değerlendirip birbirimizi çok sevmemiz lazım. İnananların dünyadaki barışa, kardeşliğe katkısı
çok güçlü olacak inşallah. Mehdi'nin, yani benim inancıma göre Mehdi, sizin inancınıza göre Mesih'in ben geldiğine inanıyorum. Yani Mehdi bence zuhur etti. Really? Does he know the name of this Mahdi? Mehdi Peygamber Efendimiz soyundan gelecek. Ahir zamanında dünyaya İslam'ın hakim olmasına vesile olacak bir insandır. Ama yani hangi şahıstır anlamında söylüyorsa, ben şu ana kadar Mehdi ile karşılaşmadım. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Bilmemiz için İslam'ın dünyaya hakim olması gerekiyor. Hazreti İsa'nın onunla beraber onun arkasında namaz kılması gerekiyor. Böyle bir kişiyle karşılaştığımızda biz herhalde Allah'ın izniyle Allahu Alem diyerek onun Mehdi olduğuna kanaatimiz gelecek. Yoksa şu an şu kişi Mehdi'dir diye benim elimde bir delil yok. Ama geldiğine inanıyorum. Geldiğine dair delillerim var. What are those proofs? Mesela iki Ramazan'da üst üste güneş tutulması. İran ve Irak arasında savaş olması. Afganistan'ın işgali. Fırat'ın suyunun kesilmesi, ki bu barajda kesilmiştir, bu olay oluşmuştur. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olması, bu da oldu. Kuyruklu yıldızın doğması, bu da oldu. Halley kuyruklu yıldızı, ikinci bir kuyruklu yıldızın oluşması, ki bu kuyruklu yıldız da çıktı. Batıdan doğuya gideceği belirtiliyor bu kuyruklu yıldızın ve iki uçlu olacağı belirtiliyor. Lulin kuyruklu yıldızı kastedilen kuyruklu yıldızdır. Kabe baskını ve Kabe'de kan akıtılması bu alamette oluşmuştur. Güneşten bir alametin belirmesi, güneşte bu yüzyılın en büyük patlaması olmuştur. Çöle batan ordu, Irak ordusu çölde kaybolmuştur. Bağdat'ın alevlerle yok edilmesi yine bir alamettir. 11 Eylül'de olan olay, tozlu dumanlı bir fitne, bu da bir alamettir. Irak'ın yeniden yapılanması, bu da bir alamettir. Çok fazladır. Yani mesela kişinin kamçısının ucuyla konuşması, bu asrımızdaki telefonlara işaret ediyor. Bu olay da olmuştur. Kişiye kendi sesinin konuşması, teyple yahut buna benzer ses aletleriyle kişi konuştuğunda kendi sesi kendisine yine konuşabilmektedir. Yahut televizyonda da videoya alınan bir ses yine şahsa söz olarak geri dönmektedir. Ayrıca yüze yakın alamet, yani buna ilave olarak, şimdi çok vaktimiz olmadığı için saymıyorum, yüze yakın çıkmış olan alamet var. Ve buna hepsi hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz'in sözleri, bin küsür yıllık eserlerde bunlar yazıyor. What idea was it at first to build this center on top of the Temple Mount that was discussed just recently with the rabbis? Was it Mr. Yahya or was it the rabbis that he was meeting with? Hayır, ben Hazreti Süleyman'ı çok seviyorum. Çünkü sanattan, estetikten çok hoşlanan birisiyim. Biliyorsunuz güzel sanatları da okudum. Güzel olan, hoş olan her şey çok hoşuma gidiyor. Hazreti Süleyman'ın da güzelliğe, estetiğe olan sevgisi ona olan sevgimi çok artırdı. Kur'an'da Hazreti Süleyman çok güzel övülüyor, çok detaylı anlatılıyor. Ben o güzel günleri yeniden yaşamak istiyorum. Benim aklıma geldi, Allah öyle kalbime getirdi. Onun o güzel mescidini yeniden yapmak, Kudüs'teki o güzel günleri yeniden yaşamak çok istediğim bir şey. Ben de bunu inananlara söylüyorum, bana yardımcı olmalarını söylüyorum ve bunu Allah'tan istiyorum, dua ediyorum olması için. You talk about Solomon's temple and that this will be a worship center. Is there a problem with using the word third temple or do you not see it as the third temple? Tabii ki ben bir Müslüman olarak onu mescit olarak değerlendiriyorum. Mescit olarak alıyorum ama bu mescidin içerisinde bir tarafta kilise, bir tarafta da sinagog yapılması ve bir kısmının mescit olması güzel olur. Yani üç dine de hizmet eden bir yer olmuş olur. Üç dininde hoşlanacağı bir yer olmuş olur. O yönden güzel olacağını düşünüyorum. Well,
me go a different direction now. You proclaim yourself to be a Muslim that is against violence and religious coercion. You look at mankind as being brothers and sisters, and you're very tolerant, as what we have seen from the Muslim community lately. What makes you different? Kur'an ahlakı zaten normalde bize bunu söyler. Fakat Kur'an'ı yanlış yorumlayan cahil insanlar şiddet ve kan dökme eğiliminde oluyorlar. Mesela Mehdi de sevgi insanıdır Mehdi. Hiçbir şekilde kan akıtmayacaktır. Tek damla dahi kan akıtmayacaktır. İnsanların burnu dahi kanamayacaktır. Bu hadislerde çok açık belirtilmiştir. Uyuyan kişiyi uyandırmayacaktır ve dünyadaki bütün silahları yok edecektir. Yani dünyada tek bir tane silah kalmayacaktır. Şiddete, baskıya karşı olan bir insandır Hazreti Mehdi. Onun devrinde barış, kardeşlik ve sevginin dışında hiçbir şey olmayacaktır. Ve hiçbir aşamasında Mehdi'nin, hayatın hiçbir aşamasında şiddet yoktur. Yani hadislerde bu açıkça belirtilmiştir. Ama bazı insanlar, şiddet yanlısı insanlar bu durumu çarpıtmakta, Resulullah'tan açık açık belirtilen bu güzel hedefi bambaşka bir çizgiye çekmek istemektedirler. Fakat bu insanlar başarılı olamayacaklardır. Sevgiyi, kardeşliği, dostluğu savunanlar başarılı olacaklardır. İnşallah Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde Hristiyanlara İncil'in gerçeğiyle, Musevilere Tevrat'ın gerçeğiyle, Müslümanlara da Kur'an ahlakıyla hitap edecektir. Bu hadislerde açıkça belirtilmiştir. Being a man that is against violence, and I see you even have a website that talk about, well, you have one, it's called IslamDenouncesTerrorism.com and HolocaustViolence.com and another one where the where Islam is against anti-Semitism. Why haven't we heard these voices before? After 9/11, people around the world were looking for Muslims to condemn this act. After terror attack, around the world, people were looking for the moderate, tolerant Muslims. They were looking for Muslim peace groups. They were looking for leaders and demonstrations, people to write things about this and to stand up and take a stand against the awful violence that was taking place around the world with terrorist attacks in the name of Islam. Why haven't we heard from him? If people were looking for him, why is he so silent? Why isn't he out there leading groups? Why is there no Islamic peace group that is finding its voice that would be so welcomed in Western media and in Israel as well? Why isn't he doing more in order to bring out this side of Islam that he claims that he believes in, and yet so much is going on that counters what he claims he wants to do? Benim arkadaş çevrem toplam 300 kişi kadar, yani yaklaşık. Dolayısıyla küçük bir arkadaş grubum var. Maddi gücümüz ve arkadaş olarak, yani insan gücü olarak elimizdeki mevcut güç ancak bu kadarlık bir gayrete imkan sağlıyor. Yani daha fazla imkanımız olsa çok daha fazlasını yapabiliriz. Ama şu an internetin dışında, kitap çıkartmanın dışında, dergi çıkartmanın dışında, büyük televizyon kanallarında, dünya çapında ünlü radyolarda yahut büyük basında şu an bir gücümüz yok. Ama ileriki dönemlerde eğer gücümüz olursa, tabii ki bu çok acil görevi, bu acil hizmeti aşkla, şevkle ve heyecanla yapmayı çok isteriz. Ama Allah şu an bu kadar imkan veriyor bize ve gücümüzün en son noktasına kadar kullandığımızda ancak böyle bir netice elde edebiliyoruz. Seems to me that the media would be hungry to hear his voice, that it wouldn't cost any money, and there have been people who have started movements with one or two people or three people. I hope that he will take this advantage that he has of 300 people and make his voice heard, especially with his high
high profile, that he's a best-selling author in the Muslim world. Let me ask you one more question. Have you ever had any death threats for your ideas of trying to be more peaceful with what many Islamic people believe are infidels? Cahil bir kısım Müslümanlar tabii kan dökmeye, şiddete, acımasızlığa ruhu yatkın, Darwinist, materyalist eğitilmiş, sevgisiz, insan sevgisinden uzak, kıskanç, güzel ahlaklı olmayan, fakat Müslüman demek mecburiyetinde kaldığımız, çünkü nüfus kimliğinde Müslüman yazan kişilerin baskısına tabii ki uğruyoruz. Fakat bunun dışında masonların da komünistlerin de iddia edilen komünistlerin devlet örgütü, yani iddia edilen Ergenekon örgütünün de baskısına maruz kalıyoruz. 9 kere yaklaşık suikasta uğradım. Bunların 8 tanesi silahlı saldırı oldu. Bir tanesi hançer tarzı bir bıçağın büyüğü tarzında bir cisimle saldırıda bulundular. Hepsinden Allah korudu. Ayrıca bir tek bundan da bırakmadılar. Beni gözaltına aldılar. Gözaltındayken yemeğime, yiyeceğime, içeceğime kokain karıştırdılar. Ve beni uzun süre kokain kullanan bir insan olarak lanse ettiler. Sonra adli tıpta yemeğime karakoldayken bu kokainin karıştırıldığı tespit edildi. Mahkeme de bunu ayrıca tespit etti. Böylece ben bundan beraat ettim. Ama buna benzer ben çok fazla oyunla karşılaşıyorum ve komplolarla karşılaşıyorum. Günüm aslında büyük bölümü bu olayları yatıştırmakla, bunlarla mücadele etmekle geçiyor. Veyahut 3-5 kişiyi bir araya getiriyorlar, bir iftira attırıyorlar, hakkımda mahkeme açtırıyorlar. Beraat ediyorum ama çok vaktimi alıyor. Bir arada akıl hastası olduğumu iddia ederek akıl hastanesine koydular. 10 ay akıl hastalarının içerisine tutuldum. Yani benim bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdü akıl hastaları. Çok şiddetli akıl hastasıydı bunlar. Fakat sonradan askeri hastanede ruhen ve bedenen tam sağlıklı olduğuma dair rapor verildi. Ayrıca da bir üst ihtisas kurulunda da yine ayrıca hastanenin üst ihtisas kurulunda da ruhen ve bedenen tam sağlıklı, sağlam olduğuma dair rapor verildi. Böylece bu iftiradan da kurtuldum. Ama bu dönem içerisinde akıl hastası olduğum propagandası yapıldı ve üzerimde muazzam bir baskı oluşturuldu. Zaman zaman öyle 3-5 kişi, 10-15 kişi bir araya gelerek çeşitli iftiralar atarak hakkımda dava açıyorlar ve bunlarla uzun süre uğraşmak durumunda kalıyorum. Buna benzer çok fazla baskı üzerime uygulanıyor. Ama ben bir Müslüman olduğum için bunu sevinçle ve heyecanla karşılıyorum. Allah yolunda mücadele edenler bu böyle baskılarla çok fazla karşılaşırlar. Ben bu şiddeti ve baskıyı gördükçe daha şevkim artıyor. Sevgiye, barışa ve kardeşliğe olan sevgim daha da gelişiyor. I just want to make one correction, and that is that it was stated that these are uneducated Muslims who are perpetrating the violence. They're misinterpreting the religion because of their not being educated enough. And the people who are proclaiming violence and encouraging violence are the imams themselves, who are not uneducated people in the Quran. They know it backwards and forwards. And these are the people who are preaching and inciting the public and to violence and to intolerance. Let me ask you another question. We need to keep this tight, so I'm going to ask you to please try to give me very short answers, if possible, 30 seconds long, no more, if possible, because I want to get everything into this interview if I can, and I only have about 20 minutes time to do so. But what is the next step in regards to this religious center and the Temple Mount that you want to build? You've discussed it now with the rabbis to see if there's interest. Of course the Jews want to see the Third Temple built the way that we see it, but what is your next step now that you're going to do in order to work and see this project that you want to see fulfilled go forward? Bu konunun sahibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam tapınağın, yani
mescidin meydana getirilmesinde vesile olacaktır. Yani Mesih. Bu Tevrat'ta da geçen mübarek bir insandır. Mesih çok detaylı anlatılır biliyorsunuz. Ve bütün Museviler Hazreti Mesih'i beklerler. Bu Mesih'le bizim Sünni Müslüman olarak beklediğimiz Mehdi'nin arasında hiç fark yoktur. Dış görünüm olarak alnı geniştir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim neslimdendir diyor. Hazreti Ali'nin neslindendir. Hazreti Ali'de Hazreti Davud nesline de giden bir soyu vardır. Hazreti İbrahim nesline giden bir soyu vardır. Mehdi'de Hazreti İbrahim'in soyundandır. Hazreti Ali'nin soyundandır. Ve Seyit'tir. Kaşı kavisli, orta boylu, geniş göğüslü, geniş karınlı, orta boyda, sırtında iki tane ayrı ayrı ben bulunan bir şahıs bu. Bunu aynı şekilde Tevrat'ta da görüyoruz. Tevrat'ta da güzel yüzlü olacağı, güzel ahlaklı olacağı, evinden yöneteceği dünyayı belirtiliyor. Biz Mesih'in, yani Mehdi'nin zuhur için Allah'a dua edelim. Allah bu güzel insanı gönderdiğinde bu mesele hallolacaktır. Yoksa benim gayretimle, başkasının gayretiyle bu olmaz. Ama biz ancak zemin hazırlıyoruz. Buna kolaylık hazırlıyoruz. When I asked what the next step would be, I asked more in practical, I meant more in practical terms. Meaning, is he going to meet with officials on the walks and try to get this pushed forward, or with government officials from the Israeli government, or with Turkish officials? I'm looking in a more practical term what he, what the next step would be in seeing his project move forward. Benim şu anki gayretim Hazreti Mehdi'nin zuhur için dua etmek. Yani bu bizlerin yapabileceği bir şey değildir. Rivayetlerde ve yine Tevrat'ta da bu belirtilir. Ancak Hazreti Mesih bu güzel görevi yapacaktır. Ama biz işte bu konuşmalarımızla, biz gayretlerimizle bu özlemimizi dile getireceğiz. Bunu ortam hazırlayacağız. Yoksa ben herhangi bir Allah'ın naciz bir kuluyum. Yani benim yapabileceğim ya bir başka kişinin yapabileceği bir büyük bu görev öyle herhangi bir insan yapacağı bir görev değildir. Dolayısıyla biz Mesih'in, Mehdi'nin zuhuru için dua edeceğiz. Ona ortam hazırlayacağız. Darwinizme, materyalizme karşı gayret edeceğiz. Hristiyanları, Musevileri, Müslümanları bir arada bu şer güçlere karşı ilmi, kültürel mücadelede şevklendireceğiz. Böyle netice alabiliriz. Yoksa ateizm dururken, Darwinizm, materyalizm dururken orada Hazreti Süleyman'ın mescidinin yapılması o kadar etkili olmaz. Zaten biz yapmaya kalksak da bu kaderimizde yok. Kaderde olan onu Hazreti Mehdi'nin, yani Hazreti Mesih'in yapmasıdır. Yani sizin anlayabileceğiniz dille söylüyorum. Çünkü Tevrat'ta Mesih olarak geçiyor. Bize göre de Mehdi'dir bu kişi. In English, Messiah is pronounced Messiah, just so all of our listeners understand. Mr. Haran Yahya, I want to thank you very much for your interview. I enjoyed hearing your views and where you're coming from. And I'm sure that our listeners have been educated as well as to the stance that you're taking and it was very interesting to hear your views, and we thank you very much for being with us. Thank you. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün dindar Musevilere selam ediyorum. Hepsine muhabbetlerimi sunuyorum. Dindar Müslüman kardeşlerime de, dindar Hristiyanlara da hepsine selam ediyorum. Okay, Max, you can cut the recording. And I just want to say again, thank you very much for the interview. It was very interesting to hear your views, and I haven't had anybody really coming on and talking about the Mahdi. And it was very interesting to hear the views, the Muslim view of the Mahdi for me personally. So I thank you for that as well. And I thank you very much, and I'm very happy to continue to be in touch with you if you'd like to be in touch in the future. I'm a very open person, and please tell Mr. Oktar or Mr. Yahya that I
have said again on my own radio show that I stand with him, that we are all brothers and sisters, and though we may have different religious beliefs, we can agree to disagree, but we can still appreciate each other as creations of God and respect each other as creations of God, and I'm very, very happy to have made his acquaintance. Ben de çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Very good. Thank you for being with us, and thank you very much. Yeah. One more thing, guys, from Max, I'm the tech here. It was very interesting, and it was nice to listen to somebody, a true intellectual and very honest, open-minded person. It was refreshing to hear.